Evet sevgili arkadaşlar, Milli Edebiyat'a devam ediyoruz. Öğretici Metin çalışmalarıyla beraber. Bilmiyorum geçenki şeyden ben çok zevk aldım. Bilmiyorum. Ben de aldım hocam. Ama error veriyor resmen. Kıpkırmızı oldun sen. Biraz evet. Evet sevgili arkadaşlar, beyin fırtınası en güzel hikayelendirmelerle yapılır. Beyin fırtınası en güzel böyle anlatırken böyle zevkli hale getirerek yapılır. Siz de deneyin. Ben bazen öyle yapıyorum. Paragraf sorularına bakıyorum. Çok zor. Öğrenci de gelmiş ya nasıl yapacağım? Hemen onunla hikayelendirme gibi oyun oynuyorum. O zaman tak cevap çıkıyor arkadaşlar. Deneyin çok güzel olacak. Milli Edebiyat öğretici çalışmalarına bir bakalım mı beraber? Bakalım hocam. Şimdi öğretici çalışmalar deyince neler de o öğretici metinler? Dilin sana sürün ben cevaplıyorum. Dilin göndergesel işleviyle kullanılan makale, fıkra, deneme gibi türler öğretici metinlerde hatırlar mısınız arkadaşlar? O zaman o öğretici metinler yani milli edebiyatta ne durumdaydı? Hem ara sınıflara güzel bir başlık biliyor musun? Öyle bir başlıkla hem de YKS'deki arkadaşlardan güzel olur diye düşündüğümüz başlıyorum bir konu. O zaman. Milli Edebiyat döneminin öğretici metinlerinde okulda da böyle okul mu okuyoruz? Sen niye o başlığı öylesine koydun ben değil mi? Evet. Baştan oluyorum. Olmaz. Hadi tamam buradan al. Tamam. Evet. Milli Edebiyat döneminin öğretici metinlerinde devrin sosyal ve siyasi şartları dolayısıyla evet. Dil, siyaset konuları, milliyetçi, tarihi ve bilimsel konular işlenmiştir. Evet sevgili Akça, bu çok önemli. Demek ki o zaman yine öğretici metinlerde Tanzimat'ta hak, hukuk, adalet, evet. Sevetun'da Batı dekadanlar muhabbeti vardı değil mi? Neydi o bir de şey vardı. Göz için kafiye, kulak için kafiye. Evet. Ama burada artık konular değişti. Konular hep dil üzerinde, siyaset üzerinde, milliyetçilik üzerinde duruldu ve bilimsel ve tarihi konular işlendi. Evet. Öğretici metinlerde. Servet-i Fünun dönemi gibi ağır ve süslü bir dil değil. Yahu neydi o öyle adeta Saati Semenfen, Berfi Zerrin gibi sözlükten kelimeler buluyorlardı. Ama bunlar ne yapıyorlar? Yalın ve doğal bir dil kullanmışlardı. O zaman halk adamı canım. Çok güzel. Milli edebiyatın en önemli özelliği öğretici metine de dillerinin sade olmasıdır. Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem, Mehmet Fuat Köprülü, Halide Edip Adıvar, Yusuf Akçura, Yahya Kemal gibi isimler öğretici metinler yani fıkra, makale, sohbet, anı gibi. Dur biraz da ben anlatayım evet. Hiç bana kalmıyor çünkü. Evet arkadaşlar ki burada Ziya Gökalp'le şu Ömer Seyfettin Ali Canip'lerin Yeni Lisan makalesi en popüler makalelerden bir tanesi evet. Olacak değil mi? Mesela yazalım mı? Yo daha dur ayrıntıları da konuşacağız tamam, zaten. Hocam. Bir evet arkadaş hatırlasın diye evet. Öğretici metinlerde Ziya Gökalp İslamiyet öncesi. Yahya Kemal İslamiyet sonrası Türk tarihini ve kültürünü ön plana çıkarmış. Bence buna dikkat edelim. Hatta önemseyelim arkadaşlar. Zeygu Kalp'in özellikle dedi ki hani Türkçülük, İslamlaşmak, muhasırlaşmak, Türkçülüğün esasları gibi eserleriyle ve makaleleriyle İslamiyet öncesi Türk kültürünü temellerini atan bir sosyolog olduğu için çok önemsedim. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet sosyolog diyecektim hocam. Aldım kaptım ben o bilgiyi. Biliyorum beynini okudum evet. Yahya Kemal'e gelelim. Yahya Kemal de öncesinde aslında bir Osmanlı düşmanıyken Fransa'ya gidiyor. Daha sonra Osmanlı ve o kaynaklardan Osmanlı hayranı olan ve bu sefer de İslamiyet sonrasındaki o muazzam Türk kültürünü inceliyor. Evet. Bu yüzden ve Türk tarihi kültürünü ön plan alması yönünde Zeki Kalp sosyolog. Tamam. İslamiyet öncesinde Ziya Gökalp, İslamiyet sonrası Yahya Kemal Türkçülüğüyle ortaya koyuyor makalelerinde. Evet. Öğretici metinde arkadaşlar önce makaleyle başlayacağım. Makalenin ne olduğunu kısa kısa alalım mı bir tane cümleyi? Makalelerde ele alınan fikirler kanıtlanır. Belli bir araştırmaya bağlı olarak uzmanlarca yazılır. Çok önemli. Makalenin ana tanımında bu var değil mi? Fikirler ispatlanır, nesnel yazılardır ama uzmanlarca yazılır. Evet. Ya da yazan insanlardan uzmanlık beklenir. Evet. Makale yazarken çeşitli belgelerden, kaynaklardan yararlanılır. Önemli. Evet. Evet. Makalede açıklama, tanımlama, örnekleme, karşılaştırma, tanık gösterme gibi anlatım yollarına başvurulur. Alıntı yapma demek zaten bu. Tanık gösterme deyince evet. Hemen tanık göstermiyor. Tırnak içi cümleler koyuyor. Evet. Evet. Makale Avrupa'da da olduğu gibi bizde de gazete aracılığı ile gelişmiştir. Bu Şinasi'de miydi? Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi. Doğru söyledin evet. Değil mi? İlk makale orada ama daha sonra hemen hemen hem Servet-i Fünun'da hem Feccaat'te makale vazgeçilmez önemli bir tür olmuş. Evet, hatta bu döneme geldiğimiz zaman evet alalım. Zaman içerisinde pek çok sanatçı tarafından makale türünde yazılar kaleme alınmıştır. Evet. Milli Edebiyat döneminde makale gelişme kaydetmiş Mehmet Fuat Köprülü. Ziya Gökalp. Mehmet Fuat Köprülü zaten ciddi anlamda edebiyat tarihçisi. Evet. Edebiyat tarihi üzerine ve birçok hatta ilk mutasavvıflar gibi araştırmaları da olmuş. Ziya Gökalp'i söylemiştik tekrar. Sosyolog. Türk kültürü üzerinde çok araştırmalar yapan sosyolog. Ömer Seyfettin
Birçok evet yeni lisanda çok ön plana çıktı. Refik Halit Karay lakabı neydi bunun? Kirpi. Kirpi. Sürgüne gönderildi. Kirpi lakabıyla yine siyasi mizah şeklinde yaptığı yazıları çok önemli diyoruz. Ve bunların milli edebiyatta makale önemli yazarları olduğunu lütfen unutmayalım. Evet. Milli edebiyat döneminde yazılan makalelerde o dönemde oluşan akımlar, Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük. Evet, bunlardan Osmanlıcılıkla İslamcılık biliyorsunuz anlattık bir önceki videoda. Evet. Değil mi? Anlattık biz bunları evet, önceden. Evet. Batıcılıkla Türkçülük fikirlerini hele hele günümüz Cumhuriyet'in kuruluşunda önemli temeller oldu. Çünkü evet. Atatürk'ü etkileyen en önemli iki fikir olduğunu diyorduk düşünüyorum. Diyorduk ki bilimini ilimini alalım, İslamiyet'imiz kalsın diyorduk değil mi? Evet, bizi, evet, bizi Batı'nın her şeyini almıyor. Evet, kültürümüzü değiştirmesin, bizi değiştirmesin diyorduk. Diye diyorduk, evet. İçerik ve dil bakımından etkili olmuştu. Tamam. Özellikle Türkçülük akımı. Hı. Çerçevesinde makaleler kaleme alınmış, dilde sadeleşmenin önemi, konuların milli duygular çerçevesinde şekillenmesi gerektiği vurgulanmıştır. O zaman milli edebiyattaki ana konular bu noktada öğretim metinde makalelerde. Milli edebiyat Ömer Sepet'in yazdığı ve Genç Kalemler'de yayınladığı bu yeni lisan makalesi 8 sayı olduğu söyleniyor. Bu makale edebiyat açısından çok önemli. Dekadanlar makalesi gibi önemli. Tercüman Ahval Mukaddimesi gibi evet. Önemli bir makale. Yeni lisan diyoruz. Önemli. Evet. Gelelim ikinci öğretici metine. Fıkra. Fıkranın ne olduğunu önce bize bir arkadaşımızla beraber bir vurgulayalım. Fıkra neydi? Güncel olayların özel bir görüşle, güzel bir üslupla, kanıtlama gereği duymadan yazıldığı kısa gündelik yazılardır. Gazete yazısı da diyebilir miyiz? Diyebiliriz ama bunlar da, ama bak dikkat ettim bu arada biz öğretici metinlerde neyi bulmamız gerektiğini. Şimdi fıkra bazı türlerde de böyle özellikler var ama ne diyor? Kısa gündelik yazılar yani kısa ömürlü yazılar. Evet. Gazete dediğin gibi gazetede köşe yazılarıdır diyorsun. Evet. Doğru. Dil doğaldır. Günlük deyimlere, nükteli sözlere yer verilir. Okuyucuyla sohbet ediyormuş gibi bir hava sezdirilir. Daha çok gazetelerde. Rahatladın mı? Gelmişti. Rahatladım hocam. Aynen. Buyur al sana. Açık sabret diyorum. Ben bunları yazmaz mıyım yani? Evet. Devam edelim. Milli edebiyat döneminde yazılan fıkralara bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar tabii ki çok önemli. Milli edebiyatçı olup orada fıkra yazanları konuştuk. Bu tamamen geneli almadık. Ha, sakın karıştırmayın onu. Şimdi milli edebiyatta aslında bu Servet-i Fünun'da bağımsız olan Ahmet Rasim. Evet. Bu dönemde yazdığı için biz Şehir Mektupları, Eşgali Zaman, Muharrir Buya'yı ne yaptık? Fıkra örnek olarak aldık. Refik Halit Karay. Çok önemli eserler. Bir avuç saçma, bir içim su, kirpinin dedikleri, mizahi. Ay peşinde, çok güzel. Guguklu saat. Evet, guguklu saat. Bunlar ikisi mizah. Hangisi? Şunda şu mizah. Onu da içine al. Onu da daire içine alayım zamanla. Evet. Şimdi Fahri Rıfkı Atay'ı Cumhuriyet'te göreceğiz biz bunu aslında. Evet. Fahri Rıfkı Atay'ı bu grupta da alıyorlar milli edebiyat diye. Biz de almak zorunda kaldık. Eski Saat'le Çile. Necip Fahri'nin de Çile diye şiir kitabı vardı. Evet hocam. Onu da unutmuyoruz değil mi? Bazen isimler böyle. Fahri Rıfkı Atay'ın Çile'si neymiş? Fıkra. Fıkra. Orhan Seyfi Orhun Kulaktan Kulağa. Bu beş hececilerden birisi arkadaşlar diyoruz ve milli edebiyatta fıkra yazarlarını ve eserlerini söyledik. Çok değerli toplu oldu ya. Hoşuma gitti. Evet. Sohbet arkadaşlar. Sohbet türünün ne olduğunu arkadaşımız bize bir söylesin. Bir yazarın kişisel görüş ve düşüncelerini fazla derinleştirmeden karşısındakiyle konuşuyormuş gibi yazdı. Bak, düşünce yazısına sohbet ya da söyleşi demiş. Gördün mü? Bu da onları diğer türünden ayırdı. Yani mesela az önceki fıkradan ayırdı. Evet. Bu karşısındakiyle konuşuyormuş gibi. Onda da var, bunda da var ama o gündelik yazıları. Bu daha genel. Evet. Sohbet kolay okunabilir bir üslupla yazılır. Hı-hı. Sohbette cümleler genelde devrik olur. Yani doğal, doğaçlama. Evet. Anladım ben. Evet gibi. Devam. Çoğunlukla günlük konuların işlendiği sohbet yazılarında senli benli bir anlatım yolu seçilir. Hatıralardan, nüktelerden, özlü sözlerden yararlanılır. Tamam, evet. Milli edebiyat döneminde sohbet yazılarında genelde toplumsal konular işlenmiş. Şimdi oraya gelelim arkadaşlar. Çünkü o günün insanına moralmen göçmüş. Çünkü her gün savaşlarda adeta savaşacak insan kalmamış. Hatta şöyle diyebiliriz. Atatürk'ün hatıralarından birinde şu geçer. Mesela bir Atatürk bir anaokul zannediyorum bir bayan öğretmen. Neydi o tam ismi? Muallimat. Muallimat okullarından birine gider bir bakar ki 12. sınıf öğrencisi yoktur. Niye öğretmen yapacak? Hepsi cephede savaşmış ve orada geri gelmemiştir. Dolayısıyla ne yapacak? 11. sınıfları hemen gönderttirir orada cepheye. Ve dolayısıyla öğretmen olması için. Düşün öyle dönemlerdeki bir insana, bir topluma siz sohbetlerle ne yapıyorsunuz? Bu dönemi aşılıyorsunuz, anlatıyorsunuz. Onları moralmen ayakta tutuyorsunuz. Onları Anadolu'ya gönderiyorsunuz.
Değil mi? Harika evet, şeyler bunlar. Bunu da neyle yapıyoruz? Sohbet türleriyle yapıyoruz. Evet. O günkü devletin durumu, siyasi çalkantılar, savaşlar, buhranlar sohbet türünün konusu olmuştur. Milleti moralmen ayakta tutmuşlar ki ülkeden hiç kimse gitmemiş o günlerde. O moralmen, o günkü insanlardan dolayı. Çünkü arkadaşlar moral insanı yerlerinden sürer. Moral bozukluğu değil mi? Evet. Moral olduğu zaman dimdik herkes kendi ülkesini korur. Ve dolayısıyla o dönemde sohbet yazılarında biz bunu çok iyi başarmışız diyorum. Milli edebiyat dönemindeki sohbetlerin açık, anlaşılır bir dili, yalın ve akıcı bir üslubu vardır. Evet. Milli edebiyatta Halide Edip adı var. Halide Edip adı var. Bak yine çıktı ortaya. Evet. Dedim ya Sultanahmet Bitingi o genç kızlarımızı adeta cepheye çağırması. Yahya Kemal Beyatlı gibi. Üniversite kürsülerinde milli mücadeleye aydınları seminerlerle göndermesi 10 numara. Ben çok hayatımda okuduğumda çok gözlerim yaşaran iki karakter. Evet. Gibi sanatçılar sohbet türünde yazı kalemi almışlar. Değil mi? O sohbet dili önemlidir diyoruz. Evet. Milli edebiyat akımı da. Şimdi edebi tenkit. Yani eleştiriyi biraz ele alalım arkadaşlar. Edebi tenkit biliyorsunuz Tanzimat ve Servet-i Fırun'da daha fazla ön planda. Çünkü o dönemde çok fazla savaş yoktu. Ama o dönemde ne vardı? Hele hele hatırlıyor musun? Servet-i Fırun'da Ahmet Şuayb eleştirme naip dediğimiz evet, eleştiriyle ön planda. Yine Hüseyin Cahit Yalçın yine eleştiriyle ön plana çıktı. O dönemde Tanzimatçılarla Servet-i Fırun'cular arasında bir dekadanlar edebi tartışmaları. Muallim Naci ile Recaizade arasında kulak göz için kafiye, kulak için kafiye diye evet, bir sürü tartışmalar vardı edebi tenkit. Hatta edebiyatı ilk eleştiri örneği hangisiydi? Evet çok güzel soru hocam. Kemal'iydi. Tahrim ve Haravat değil mi Namık Kemal'in? Evet. Ne oldu? Çalışmadın mı? Hayır çalışmadım. Aynen gibi. Onlar neydi? Önemli türlerdi arkadaşlar. Evet. Ömer Seyfettin derginin kapanmasından sonra Türk Yurdu, Yeni Mecmua, Büyük Mecmua, Talim ve Terbiye Mecmuası gibi dergilerde ve çeşitli gazetelerde edebi tenkitler yazmış. Bu edebi tenkitleri şimdi birazdan göreceğiz arkadaşlar. Çok önemli. Yani milli edebiyatta da yine az önce bahsettiğim gibi edebi tartışmalar, edebi tenkitler ön planda mı? Ön planda. Evet bak özellikle aldım. Ali Canip'in milli edebiyat hareketine şiddetle muhalif olan Cenap Şahabettin'in hatırlayacak mısın? Evet hocam. Bu Servet Fırun'da dili ağır kullanan evet, adam. Evet münakaşalar yapıyor. Ali Canip de milli edebiyatçı. Şimdi bu milli edebiyatçılarla Cenap Şahabettin gibi Servet Fırun'cular dil yüzünden acayip kapışmalara girecekler. Evet. İle yaptığı münakaşalarda milli edebiyat meselesi ve Cenap Bey'le münakaşalarım 1918 yılı. Evet. Bu devrin en çok ilgi uyandıran edebi polemikleri. Ha, o zaman dil üzerinde değil mi? Evet. Hemen hemen o dönemde sevgili arkadaşlar biliyorsunuz milli edebiyat hani o Fecaati dönemindeki o 4-5-6 kişi var ki milli edebiyata geçiş yaptılar ama bayağı bir tartışmalı geçişler yaptılar. Evet çalkantılı. O yüzden. Evet. Bu tarihten sonra şiirle ilgisini keserek kendini edebi incelemelere veren Ali Canip'in edebi bilgilerden bahseden Edebiyat ve Epope ve Edebi Nevilerle Mesleklere Dair Malumat adlı iki eseri daha vardır. Evet. Dolayısıyla ne yaptık? Cenap Bey'le münakaşalarım önemli. Evet. Ali Canip bayağı Cenap Bey'le tartışmış etmiş. Edebi tenkiti konuştuk. Son olarak desem de edebiyat tarihi. Çünkü bu dönemde bir milletin tarihini edebiyat üzerinden inceleme çalışmaları olmuş mudur? Olmuştur. Onu biraz konuşalım. Bu türde verimli çalışmalar milli edebiyat döneminde başladı. Evet. Hem de kimle? Fuat Köprülü. Çünkü Fuat Köprülü, Köprülüzadelerden bayağı da köklü bir aile bu. Ha. Hakikaten Köprülüzadelerden Mehmet Fuat Köprülü. Onun arkadaşlar Türk Edebiyat Tarihi 1 ve 2 ciltlik eseri. Ve birçok eserinde biz bunu görüyoruz. Evet. Türk edebiyatını şuara tezkireleri anlayışından kurtararak destanlar çağından bugüne kadar olan dönemi bir bütün halinde ele aldı. Birçok eseri var, evet. Türk edebiyatının ilk mutasavvıflar adlı. Burada adı üstünde Türk edebiyatında Anadolu'yu Anadolu yapan, Anadolu'yu kültürünü Türklerin nasıl oluşturduğunu anlattı. Yunus Emre'den, Ahmet Yesevi'den başlayan harika bir eserdir bu. Evet. Söylüyorum. Ali Canip Yöntem, edebiyat ve edebiyat tarihi konularında yaptığı çalışmalarıyla tanındı. Ali Canip de öyle sıradan bir insan değilmiş o zaman ya. Evet. Evet. Mithat Cemal ve İbrahim Alaaddin de monografik incelemeler yani yaptılar. Bir tek bazı yazarların bir yönüne yoğunlaşmışlar. Evet. Diyoruz ve böylece arkadaşlar milli edebiyat öğretici metinlerinde sade dille adeta milletimize hizmet edildiğinin örneklerini evet, gördük, görüyoruz. Evet.